Şimdiye kadar evrim teorisi hakkında birçok video yaptık ama yine de sizlere bu konuda birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Evrim teorisini aktarılabilir özelliklerin nesiller boyu değişime uğraması olarak tanımlayabiliriz. Evet, birçok insan doğal seleksiyon ve evrimi aynı şeylermiş gibi anlatmayı çok sever. Fakat bu videoda doğal seçilimin evrimin sadece alt mekanizmalarından biri olduğunu belirtmek istiyorum. Doğal seçilimle ilgili sık sık konuşulur çünkü doğal seçilim evrimin temel mekanizması olarak görülür. Bu videoda evrimin başka bir mekanizması olan genetik sürüklenmeden bahsetmek istiyorum. Buraya da genetik sürüklenme yazıyorum. Evet. Şimdiye kadar doğal seçilim üzerine bir sürü video yaptık. Ana fikir şu. Bir popülasyonda varyasyonlar vardır. Yani birbirinden farklı kalıtsal özellikler. Bunu farklı renklerle görselleştiriyorum. Burada yaşayan noktalardan oluşan bir popülasyonumuz oldu. Mavi ya da pembe renkte varyasyon ya da özellik gösterebiliyorlar. Hatta popülasyonumuzda bir çeşit varyasyon daha bulunsun. Sarı noktalar mesela. Doğal seleksiyon çevreye en iyi uyum sağlayan özellikli canlıların çoğalabilmesiyle gerçekleşir. Mavi renkli olmak üreme ihtimalini arttırıyor diye düşünelim, tamam mı? Ya da bu özellik avcılardan saklanmaya veya avı iyi takip etmeye yarıyor olsun. Arada çok çok az fark olmasına rağmen zaman geçtikçe mavi renkteki canlıların sayısı artacak, diğerlerine üstünlük sağlayacak. Pembe ve sarı özelliklerin hayatta kalma şansı iyice azalacak. Dolayısıyla doğal seçilim burada mavi özellikli bireyleri seçmiş oldu. Burada mesele en fit, en iyi uyum sağlayan birey olmak. Aynı şekilde genetik sürüklenme de aktarılan özelliklerin değişmesine sebep olur. Fakat burada en fit özellikler seçilmek zorunda değil. Genetik sürüklenme rastgele değişiklikler sonucu olur. Buna bir örnek vereyim. Önce aşağıda bu resmi aldığımız kaynağı göstereyim size. Evet, bu resim genetik sürüklenmenin nasıl gerçekleşebileceğini gösteriyor. Burada 10 şirin tavşanlı küçük bir popülasyonumuz var. Elimizde rengi belirleyen gen var ve bu gen için iki çeşit alelimiz bulunuyor. Büyük ve küçük B'ler. Büyük B hem baskın hem kahverengi olan. Yani ancak iki tane küçük B'niz olursa tavşanınız beyaz doğar. Eğer iki tane büyük B varsa veya bu gen heterozigotsa tavşan kahverengi doğar. Bakın bu küçük popülasyonda fazla sayıda heterozigot tavşan görüyoruz ama homozigot kahverengi ve homozigot beyazları karşılaştıracak olursanız oranlarının eşit olduğunu görürsünüz. Şöyle de düşünebiliriz. Buradan bir tavşan seçecek olursak büyük B'nin ve küçük B'nin oranlarının birbirine eşit olduğunu göreceğiz. Fenotipte daha fazla kahverengi tavşan görmemize rağmen burada 6 tavşan hem büyük B hem de küçük B alellerine sahip bu arada şunu da belirtelim. Bu popülasyonda beyaz veya kahverengi olmak herhangi bir avantaj sağlamıyor. Yani üreme miktarı değişmiyor. Fakat daha sonra tamamen şans eseri, herhangi bir etkileyici unsur olmadan şu yukarıdaki 5 tavşan hayatta kalıyor. Aşağıdaki tavşanlar ise hayatta kalamıyor. Şimdi soracaksınız neden yukarıdakileri seçtiniz diye. Özellikle seçmedim. Aşağıdakiler de hayatta kalabilirdi ya da sadece iki beyaz tavşan hayatta kalabilirdi. Bu tamamen şans eseri gerçekleşiyor. Tekrar ediyorum, hayatta kalmak şu an incelediğimiz herhangi bir alelle ilişkili değil. O yüzden burada işler tamamen rastgele gerçekleşmiş diyebiliriz. Neyse, bir sonraki nesilde elimizde kalan 5 tavşan ürüyor. Ve sonuçta böyle bir popülasyon oluşuyor. Gördüğünüz gibi tamamen şansa bağlı olarak büyük B frekansı arttı %50'den %70'e çıktı. Dediğim gibi bu tamamen şansa bağlı gerçekleşti. Tabii ki böyle olmak zorunda değildi. Yani eğer beyazlar hayatta kalsaydı yeni tavşanların sayısı daha fazla olacaktı. Yani e, belki onların daha fazla üreme şansı olacaktı diyebiliriz. Belki de onlar da yaşamayacaklardı. Belki de bir sonraki nesilde bu iki homozigot kahverengi çoğalacaktı. Gördüğünüz gibi bunun çevreye uyumlu olmakla hiç ilişkisi yok. Yani bunu söylemek için söylüyorum. Bakın son nesilde beyaz tavşanlar tamamen gözden kayboldu. Bunun sebebi beyaz tavşanların yaşadıkları çevreye yeterince uyumlu olmaması, uygun olmaması değildi. Hatta beyaz olmak faydalı bir özellik bile olabilirdi. Ancak tamamen şansa bağlı olarak beyaz tavşanlar popülasyondan silindi. Sadece karşılaştırıyorum. Genel fikrimiz şöyle. Doğal seçilimde bireyi güçlü kılacak özellikleri seçiyoruz. Ancak genetik sürüklenme tamamen rastgele değişimlerle meydana geliyor. Bu da popülasyondaki alel sıklığında rastgele değişimlere sebep oluyor. Daha önceki videolarda bunun küçük popülasyonlarda çok daha kolay gerçekleştiğinden bahsetmiştim. Buraya da yazalım. Evet, küçük popülasyonlarda daha çok gerçekleşir. Khan Akademi'de istatistik videolarımız da var biliyorsunuz. Yani bu olayın 10 bireyli bir popülasyon ve 10 milyon bireyli popülasyonlarda gerçekleşme ihtimali birbirinden tabii ki farklı olacaktır. Dolayısıyla bu olay küçük popülasyonlarda çok daha kolay gerçekleşir. Çoğunlukla küçük popülasyonlarda görüldüğü için rastgele faktörler yüzünden popülasyonlarda zaten az olan genetik çeşitlilik daha da azalır. Hatta bazen avantaj sağlayan özellikler bile bu yolla elenebilir. Aslında bakarsanız iki tip genetik sürüklenme var. Bunlar popülasyonlarda çeşitliliği gözle görülebilir, düzeyde azaltabilir. Biri şişe boynu etkisi, bunu yazmama izin verin, şişe boynu etkisi. Diğeri ise kurucu etkisi, onu da yazalım, kurucu etkisi. İkisinde de popülasyonlarda genetik çeşitlilik düşer fakat farklı nedenlerden dolayı. Şişe boynu etkisinde çok ağır bir felaket yaşamış olabilirsiniz. Bu da popülasyona çok zarar vermiş olabilir. Sonuç olarak popülasyonun çok küçük bir kısmı hayatta kalmıştır. Neden şişe boynu etkisi denmiş? Gelin bunu birlikte hayal edelim. Bu şişenin içinde farklı renkte bilyeler bulunsun. Elimizde biraz sarı, biraz pembe, biraz da mavi bilyelerimiz olsun diyelim. Önceki örneğimizde aynı renkler oldu yine biliyorum. Yani popülasyonun ilk halinde çeşitlilik var. Bunu göstermeye çalışıyorum. Şimdi bunları şişeden boşaltalım. Diyelim ki bu olay sırasında bir şekilde afet gerçekleşti ve bunlardan sadece dördü hayatta kaldı. Bu şişeden hangi bilyeler çıkar? Bu yalnızca bir benzetme. Normalde popülasyonları şişelere doldurmaya çalışmıyoruz. Fakat yaşanan o felaketlerden sonra... Ee, felaketten sonra daha doğrusu yalnızca bir kısım hayatta kalıyor. Hayatta kalanlar çevreye uyumlu olmaya dair herhangi bir özellik taşımayabilir. Bu bireylerin o felaket yüzünden rastgele seçildiğini gördük. Bakın, sadece bunlar seçildi ve hayatta kaldı. Evet, açıkçası yalnızca popülasyon küçülmedi, bununla beraber popülasyondaki çeşitlilik de azaldı birçok alel de bununla beraber yok oldu. Burada çok acımasız bir genetik sürüklenmeye tanık olduk. Diğer örnekte kurucu etkisi demiştik. Burada popülasyonda küçülme göreceğiz. Fakat kurucu etkisi bir doğal felaketten kaynaklanmaz. Yine buraya içinde birçok alel bulunan bir popülasyon çiziyorum. Genetik çeşitlilikleri yani varyasyonları farklı renklerle ifade ettim. Biraz daha renk katarak işi iyice çeşitlendiriyorum. Bu popülasyonun çevresi dağlarla çevrili diye düşünelim. Bunları öylesine uyduruyorum şimdi. Evet. Şu an bunlar çok önemli ayrıntılar değil arkadaşlar. Fakat bu mavi bireylerden birkaçı dışarı çıkmaya ve kendi popülasyonlarını kurmaya karar veriyor diyelim. Belki o bölgede keşfedilmemiş bir dağ geçidi bulmuşlar ve gidip oraya yerleşmişlerdir. İşte bu olaya kurucu etkisi deniyor. Dışarı ilk çıkanlar yeni popülasyonun kurucuları oluyor. Yine tamamen şans eseri genetik çeşitliliği epey azalttılar. Bu yeni kurulan ve diğerine göre daha küçük olan popülasyonda orantısız bir şekilde sadece maviler var. Bu bahsettiğim durumda da aynı şekilde genetik sürüklenme meydana gelir. Birçok alel ortadan kaybolur. Yalnızca mavilerden oluşan bir popülasyon kaldığı için genetik sürüklenme ihtimali artar. Bu konu da çok ilginç. Genelde evrim teorisi ve doğal seçilim ayrılmaz ikili olarak anılır. Fakat doğal seçilim evrimin gerçekleşmesini sağlayan tek mekanizma değil. Aynı zamanda genetik sürüklenme de bir evrim mekanizması. Ve bu durumda avantaj sağlayan özelliklerden ziyade şans büyük bir etkendir ve rastgele afetler değişimi belirler.